Sayın meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yeni kanun ile 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna geçici 10. madde eklendi. İnfaz hukuku ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bu düzenleme karşısında Sayın Akademi Başkanımızın tensipleriyle bilgilendirici bir eğitim videosu oluşturma ihtiyacı doğdu. En başta ifade edelim ki, Söz konusu kanun değişikliği yeni bir infaz sistemi öngörmemektedir. Yeni bir koşullu salı verilme oranı 105 A maddesi anlamında yeni bir denetimli serbestlik süresi veya hükümlülerin açık ceza infaz kurumundan kapalı ceza infaz kurumuna ayrılmalarına dair iyileştirici veya ağırlaştırıcı yeni bir şart koymamaktadır. Adı üzerinde geçici madde ile sadece 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle belirli bir statüde olan hükümlülere bir defaya mahsus iyileştirme öngörülmektedir. Kalıcı infaz sistemi veya maddi ceza hukuku bakımından lehe veya alehe bir değişikliğin söz konusu olmadığını özellikle söylemek gerekir. Gelin birlikte mevzuatımıza yeni giren geçici 10 maddeyi incelemeye başlayalım. Maddenin koyduğu kriter tarih 31 Temmuz 2023'tür. Tüm hükümlüler bakımından bu tarihteki infaz evresi dikkate alınarak geçici maddenin iyileştirmelerinden faydalanıp faydalanamayacağı belirlenir. Anılan madde temelde 3 hükümlü grubunu kapsamakta ve onların 31 Temmuz 2023 tarihindeki durumlarını temel alarak infaz sürecindeki iyileştirmelerini düzenlemektedir. Birinci grup anılan kriter tarihi itibariyle açık kurum hükümlüsü olup covid izninde bulunan ve denetimli serbestliklerine en fazla 5 yıl kalmış olanlar. 2. grup: Kriter tarih itibariyle 105 A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip covid izninde bulunan hükümlüler. 3. grup: Kriter tarih itibariyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler. Şimdi grupların durumlarını ayrı ayrı inceleyelim. Birinci grup bakımından geçici 10 Taksim 2 maddesi uygulanacaktır. İlgili fıkra 31.7.2023 tarihi itibariyle geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili ceza mevzuatı uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin talebi aranmaksızın cezalarının koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilir hükmünü taşımaktadır. Söz konusu iyileştirmeden faydalanabilmek için hükümlünün belirtilen tarihte açık hükümlüsü olması, covid izninde olması, denetimli serbestliğine Mevcut mevzuata göre en fazla 5 yıl kalmış olmasına dair 3 şartın bir arada bulunması gerekir. Bu durumdaki hükümlüye infaz hakimi denetimli serbestliğe karar verebilir. Verebilir ifadesinden dolayı kanun koyucunun infaz hakimine takdir yetkisi verdiği açıktır. İnfaz hakiminin ise bu takdir yetkisini iyi hal kriterlerine göre kullanması gerekir. Şimdi kurgusal bir örnek vererek 31 Temmuz 2023 tarihinde açık hükümlüsü olup Covid izninde bulunan 30 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen veya geçici 6 taksim bir maddede istisna olarak sayılan suçlardan birinden hüküm giyen hükümlü geçici 6. maddeden faydalanamadığı için muhtemel denetimli serbestlik hakkı koşullu salı verilmesine bir yıl kala gerçekleşir hükümlünün koşullu salı verilme tarihine 5 yıl 11 ay kaldığını varsayalım. Hükümlünün denetimli serbestliğe kalan süresi 5 yıl 11 ay eksi 1 yıl hesabıyla 4 yıl 11 aydır. Geçici 10 taksim 2 uyarınca hükümlü izin bitiminde açık ceza infaz kurumuna dönmeyecek, talebi aranmaksızın hakkında infaz hakiminin takdirine göre denetimli serbestlik kararı verilecek ve hükümlü koşullu salı verilme tarihine kadar denetim altında infazını tamamlayacaktır. Ayrıca eklemek gerekir ki aynı durumda hükümlünün 31 Temmuz 2023 itibariyle denetimli serbestliğe kalan süresi 5 yıldan fazlaysa geçici 10 Taksim 1 maddesi hükmüne göre izin bitimini takip eden 15 gün içinde yani en geç 15 Ağustos 2023 tarihinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır. Ne var ki 31 Temmuz tarihinde açık hükümlüsü olup Covid izninde bulunması şartıyla anılan 5 yıl şartı 31 Temmuz'dan sonraki bir tarihte gerçekleşse bile hükümlü ileri tarihi itibariyle yine geçici 10 Taksim 2 maddesinden yararlanarak 5 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir. Peki bu şartları taşımasına rağmen söz konusu geçici 10 Taksim 2'den faydalanamayacak açık hükümlüleri kimlerdir? Adli para cezasından çevrilen hapis cezalarını açık ceza infaz kurumunda yatan hükümlüler, kural olarak adli para cezalarından çevrilen hapislerde koşullu salıverme hakkının bulunmaması ve dolayısıyla denetimli serbestliğe yasal engel olması nedeniyle bu düzenlemeden faydalanamazlar. Aynı şekilde icra iflas kanunundan kaynaklı tazik hapsi hükümlüleri cezalarını açık kurumda infaz etmelerine rağmen koşullu salı vermeye tabi değildir. Hal böyleyken bu hükümlüler bakımından da denetimli serbestlik hükümleri uygulanamayacağından ilgili fıkradan yararlanamazlar. Geçici 10 Taksim 2 suç tipi bakımından herhangi bir istisna getirmemekle birlikte etkin pişmanlık içermeyen terör suçları bakımından hükümlünün açığa ve denetime ayrılma tarihi zaten çakışmaktadır. Yani hükümlü koşullu salı verilmesine bir yıl kala hem açığı hem denetimi eş zamanlı olarak hak etmektedir. Diğer örgüt suçları bakımından hükümlünün zaten 3 yıl kala denetime ayrıldığını varsaysak bile hükümlü mevcut haliyle açıkta değil denetimde olduğundan geçici 10 Taksim 2'nin fiili olarak uygulanabilme kabiliyeti yoktur. İkinci grup bakımından geçici 10 Taksim 4 maddesi uygulanacaktır. İlgili fıkrayı okursak 105A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlüler koşullu salı verilme tarihine kadar olan süreleri 105A maddesinin 5. fıkrasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmadan geçirirler. Hükmünü getirmektedir. Söz konusu iyileştirmeden faydalanabilmek için hükümlünün belirtilen tarihte 105A maddesi kapsamında Denetimli serbestlik hükümlüsü olması ve covid izninde olmasına dair iki şartın bir arada bulunması gerekir. Yine kurgusal bir örnek verirsek 31 Temmuz 2023 tarihinde denetimli serbestlik hükümlüsü olup covid izninde bulunan hükümlünün müddetnameye göre koşullu salı verme tarihinin 3 Ağustos 2025 olduğunu varsayalım. Hükümlü 3 Ağustos 2025 tarihine kadar yani 2 yıl 3 gün süresince aktif infazına devam edecek. Ne var ki bu tarihe kadar yükümlülüklere tabi olmadan hayatını biçimlendirecek ve 3 Ağustos 2025 tarihinde koşullu salı verilme hakkını kazanacaktır. İnfazın yükümlülük olmadan geçirilmesi için herhangi bir hakim kararı kurulmasına da gerek yoktur. Ayrıca geçici 10 Taksim 4 uyarınca bu durumdaki hükümlüler bakımından herhangi bir suç istisnası getirilmemesi nedeniyle 31 Temmuz 2023 itibariyle denetimde bulunan tüm hükümlüler ilgili fıkrada öngörülen iyileştirmeden kuşkusuz faydalanabileceklerdir. Üçüncü grup bakımından geçici 10 taksim 6 maddesi uygulanacaktır. İlgili fıkra Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap, 4. kısım, 4. 5. 6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilirler. Bu hükümlüler ile 31.7.2023 tarihinde geçici 9. maddenin 6. fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılır hükmünü getirmektedir. Söz konusu iyileştirmeden faydalanabilmek için hükümlünün belirtilen tarihte kapalı ceza infaz kurumu hükümlüsü olması gerekir. Söz konusu düzenlemeden çıkan formülü kabaca 3 artı 3 olarak ifade edebiliriz. Açıklarsak kapalı hükümlüleri toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalı kurumda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılması gereken tarihten 3 yıl önce açığa ayrılabilirler. İnfaz sürecinin devamında hükümlü en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olması şartıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimli serbestlik uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılır. Yani kapalı hükümlüleri sayılan şartları taşımaları halinde 3 yıl erken açı ayrıldıktan sonra 3 yıl erken denetimli serbestlikten faydalanabilir. Yine kurgusal bir örnek verirsek 31 Temmuz 2023 tarihinde kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün infazının henüz başladığını, infaza konu cezasının kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezası olduğunu varsayalım. Hükümlü koşullu salı verilmesine esas oran yasal olarak 2 bölü 3 olduğundan koşullu salı verilmesine esas süresi 12 yıldan ibarettir. Mevcut mevzuata göre hükümlü koşullu salı verilme tarihine 7 yıl kala açığa 1 yıl kala denetime ayrılabilir. Yani mevcut mevzuata göre iyi halli bir hükümlü 12 yıllık sürenin 5 yılını kapalı da 6 yılını açıkta, 1 yılını denetimli serbestlik altında geçirmek suretiyle infazını tamamlar. Ancak geçici 10 Taksim 6 düzenlemesinden faydalanan hükümlü 3 yıl erken açığa ayrılacak, devamında da 3 yıl erken denetimden yararlandırılacaktır. Hal böyleyken hükümlü açığa koşullu salı verilmesine 7 yıl kala değil artı 3 hesabıyla 10 yıl kala ayrılacak. denetimli serbestliğe koşullu salı verilmesine bir yıl kala değil artı üç yıl hesabıyla 4 yıl kala ayrılacaktır. Ez cümle hükümlü 12 yıllık koşullu salı verilme süresinin 2 yılını kapalı da altı yılını açıkta ve 4 yılını denetimli serbestlik altında geçirerek mevcut infazını tamamlayacaktır. Yani hükümlü hakkında 31 Temmuz itibariyle açığa ayrılmasına 3 yıldan fazla bir süre kalsa da o tarihte kapalıda olması ön şartıyla diğer şartların bütünüyle gerçekleştiği tarihte düzenlemeden faydalanabilecektir. Eklemek gerekir ki geçici 10 Taksim 7 gereğince hapis cezasının infazı 16, 16a ve 17. maddeleri kapsamında ertelenmiş olan ve cezasının infazı durdurulmuş olan hükümlüler de 6. fıkrada öngörülen iyileştirmeden yararlanabilir. Peki, bu şartları taşımasına rağmen söz konusu geçici 10 Taksim 6'dan yararlanamayacak kapalı hükümlüleri kimlerdir? İlgili kanun metnini incelediğimizde 31 Temmuz 2003, 2023 tarihinde kapalı ceza infaz kurumunda olmasına rağmen TCK 302 ile 339. maddeleri arasında düzenlenen suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, koşullu salı verilmesi, geri alınanlar, ikinci kez mükerrirliğine karar verilenler yani bu 5 hükümlü grubu hakkında geçici 10 taksim 6 maddesinin yasal olarak uygulanma olanağı yoktur. Ne var ki yine özel hüküm gereği koşullu salı verilmesi, geri alınanlar ve ikinci kez mükerrirler bakımından 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kesinleşmiş ancak infaz edilmemiş diğer hapis cezaları bakımından 6. fıkra hükümleri uygulanır. Yani bu hükümlülerin infaz için sırada bekleyen diğer hapis cezaları varsa bu cezalar yönüyle 6. fıkra hükümlerinin uygulanmasına yasal bir engel yoktur. Sevgili meslektaşlarım, sonuç olarak tüm anlatımımızı kabaca özetlersek 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle açık hükümlüsü olanlar 5 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılacaktır. 105A anlamında denetimli serbestlik altında olanlar koşullu salıverme tarihine kadarki süreyi hükümlülük olmadan geçirme şansına sahip olacaktır. Üçüncü iyileştirme ise kapalı hükümlüsü olanlar toplam ceza miktarına göre 1 ay veya 3 aylık süreleri kapalıda geçirmek kaydıyla 3 yıl erken açığa ve en az 3 ay açıkta yatmak kaydıyla 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılabileceklerdir. Mevcut düzenleme tabidir ki geçici bir maddedir. İnfaza ilişkin kalıcı kurallar değişmiş değildir. Yani 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle hakkındaki hüküm kesinleşmiş olsa bile kapalı, açık, veya denetim altında bulunmayan yani aktif infaza başlamamış hükümlülerin düzenlemeden yararlanma olanağı yoktur. Ne var ki 31 Temmuz itibariyle aktif infaz sürecinde bulunan hükümlüler bakımından koşullu salı verilme süreci içinde açığın rolünün kapalının aleyhine genişlediği yine denetimli serbestlik tedbirinin infaz rolünün ise açığın aleyhine genişlediğini söyleyebiliriz bu şekilde kapsamdaki hükümlülere ceza yerine ıslah algısının ön plana çıktığı bir infaz süreci öngörülmüş oldu. Aynı zamanda Covid-19 izinlerinin bitiş sürecinde normale dönüş yolunda ılımlı bir geçiş süreci anlatılan şekilde temin edildi diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı günler dilerim.